Vay anasını be. Bir işe yarasaydın. Ne işler becermiş? Yılın en iyi haber kameramanı ödülünü sana verdim kuşçu. Sayende yırttık bu işten. Yaşasın. Ah be Umur, ah! Çürüye çıktım çıkalı hiçbir işe yaramıyorum. Keşke ben de orada olabilseydim. Orada olsan ne yapacaksın abi? Rambo gibi polislerin üstüne atlayıp ustayı mı kurtaracaksın? Öyle deme be Umur be. Eskiden kendimizi daha güzel korur kollardık. Şimdi bir şeyler değişti ama ne? Mert nerede? Birazdan gelir reis. Reis sen iyi misin? Tam zamanında sordun Umur. Ne diyeyim şimdi? Çok iyiyim. Öyle iyiyim ki kıra mı çıksam sinemaya mı gitsem diye düşünüyorum. Tamam ya, tamam. Anladım. Allah Allah. Seninki geldi. Çay var mı? Fırından simit aldım. Çok güzel. Ben de biraz önce zeytinyağlı fasulye pişirdim. Simidin yanında güzel gider. Neyiniz var sizin ya? Usta içeride ecel telleri döküyor, siz burada nelerle uğraşıyorsunuz? Söyle bakayım. Neredeydin bu saate kadar? Söyledim ya reis. Önce Gökçe'yi bıraktım, sonra da simit. Bir daha simit dersen o dilini koparırım Mert. Mert, gel şu hesapları gözden geçirelim. Kasada açık var, kapatamıyorum. Ya reis, kimse burada düğün bayramı yapmıyor. Verezlere gitmedin mi? Bu çocuktan bir numara çıkacak ama ne zaman bilmiyorum. Kimden? Mert'ten mi? Ben zamanında söylemiştim ama dinletememiştim. Hey! Müjdemi isterim. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Allah'ım, bir kişi de bu sabah normal bir şey söylesin ne olur. Senin derdin ne? Ne derdi ya? Şu içindeki kaseti bir izle bakalım. Televizyon nerede? Hadi televizyona bağlayıp hep birlikte izleyelim. Yapma Mira oğlum. Şu anda senin karşında kendimi koruyacak hiçbir şeyim yok. Boşuna kireç çekiyorsun Mira oğlum. Gerçek ne olursa olsun bu cinayet senin üzerine kalacak. Kaçışın yok. Hangi insanlıktan bahsediyorsun sen? Şu an fiziki ya da psikolojik... Aferin be kız. Gel seni bir öpeyim. Ya reis ne oldu? Kuşçu Arif'in itiraflarını kaydetmiş oğlum. Bu işe yarar. Ya şunu bir daha izledim. Ben bir şey anlamadım. Ya oğlum aleti bozacaksın. Aman ya. Peki reis bu delil olarak kullanılabilir mi? Herhalde. Ustayı bununla kurtarabiliriz. Neler olmuyor ki? Bir kasetle hükümetler yıkılıyor abi. Bu kasete gözün gibi bakacaksın. Tamam reis. Ben gidip bir Nazlı'ya bakayım. Kızın daha hiçbir şeyden haberi yok. Tamam reis. Reis, istersen ben gideyim. İstemem. Umur sen benimle gel. Yılmaz bir gelsene. Hı hı. Ben yokken Mert'in üzerinden gözünü ayırın. Bilmediğim bir şey mi var reis? Ne söylüyorsun onu yap. Sabri abi, ben de seninle geleyim mi? Nazlı'yı yalnız bırakmak istemiyorum şu ara. Kızım, arabayla gidiyorum, ambulansla değil. Sen kal ve dinlen biraz. Tamam abi. Sen öyle uygun gördüysen öyledir. Hadi. Mert Açıkgöz efendim. Sizinle görüşmek istiyorum. Geldi mi, getirtildi mi? Kendi geldi efendim. Bana ulaşmaya çalıştığınızı biliyorum efendim. Benden ne istediğinizi de. Nedir bu? Olay gecesi Yusuf Meroğlu'nun yanında Arif Şahin'in itiraflarını kaydettiği bir kamera vardı. Bu kasetin içindeki görüntülerin sizi yakından ilgilendireceğini düşünerek size teslim etmeyi uygun buldum. Olayların akışına ve bize bu kadar hızlı adapte olman gerçekten şaşırtıcı Mert Açıkgöz. İzin verirseniz gitmek istiyorum. Tabii gidebilirsin. Bu hizmetinin karşılığını alacaksın oğlum.
Sana hayırlı günler dilerim. Kim söyleyecek? Öyle bir tombaya bastık ki. Ne oluyor burada? Şey, Sabri abi, kaset çalındı. Yusuf'u kurtaracak hiçbir delil yok elimizde. Ne diye bu kız Yılmaz? Kaseti sana emanet etmiştim ben. Reis, şey... Mert nerede peki? Kasetle birlikte o da ortadan kayboldu reis. Dua et daha iyileşmedin. Kendimi tutmasam çenene yumruğu yemiştin şimdi. Bu ihmalin affedilir yanı yoktur Yılmaz. Vay canına. Mert hepimizi sattı ha. Aferin. Meseleyi anlayan biri çıktı sonunda. Allah'ım sabır ver.